Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra, bakın bu çok önemli, çok çok önemli bir konu açıyorum, başlık açıyorum. Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor. Şimdi bu ne demek? Evet, yani Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Kore üzerinden ABD ile mücadelesini sürdüren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daveti üzerine yarın itibariyle resmi bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Devlet Başkanı Putin'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde bir devlet ziyareti gerçekleştirileceği duyurulurken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18-19 Haziran tarihlerinde bir dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir denildi. Putin'in Kuzey Kore'ye en son 2000 yılında gittiği, en son bakın Putin 2000 yılında Kuzey Kore'ye gidiyor. O zaman da dönemin devlet başkanı Kim Jong-il ile bir araya gelmiş. Yani Kim Jong-un babasıyla, doğru mu? Doğru. Ha, 2000 yılında gidiyor Putin Kuzey Kore'ye, 2000'de, 24 yıl önce ve Kim Jong-un babasıyla görüşüyor. Şimdi 24 yıl sonra Putin Kuzey Kore'ye gidiyor. Şimdi ikisi görüşmüştü zaten geçtiğimiz günlerde. Rusya'da mı Rusya'da görüşmüşlerdi galiba. Yok, bir yerde. Ha, oraya da geldi. Oraya bir da trenle geldi. Geldiler. Ha, trenle geldi. Bir de orada toplantı vardı şeyde. Uydu fırlatma aracıyla uzay istasyonunda yaptığı bir ziyaret var. Evet. Rusya'nın en kritik yerine yaptığı Vay, bir ziyaret Putin var. Putin ne kadar genç görünüyor. 2000 yılı. 19 Temmuz 2000. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı. 24 yıl önce çekilen bir fotoğraf bu. Kuzey Kore lideri dönemin Kim Jong-un babası. Kim Jong-il. Kim Jong-il. Kim Jong-un'un Kim Jong-un. O zaman Kim Jong 15 yaşında. Kim? 15. Ha, Kim Jong mu? Tabii, şu andaki devlet başkanı. Oğlu 15 yaşında oldu. Ha, oğlu o zaman 15 yaşındaymış. Evet şu İkisi anda görüştüğünde. Şimdi tabii, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitmesini, Putin'in Kuzey Kore'ye bu ziyareti gerçekleştirmesini yarın gidiyor. Arkası da var, hemen Vietnam'a geçiyor orada. Sonra da Vietnam'a geçiyor. Ne oluyor? Bu ziyareti nasıl okumak gerekiyor? İsmet Özçelik, şöyle alayım sizi. Buyurun efendim. Şimdi Putin'in... Yani Putin mutlaka yoldaş İsmet abiye gerekçeyi söylemiştir. Ya Melik Yiğit'i versenize ekrana. Şöyle böl. Görmek istiyorum onun yüzünü. Buraya verin ya. Göreyim, ben de göreyim. Melik'i biz de özledik. Uzun süredir görüşemiyoruz. Ya tam bir de döner geri şey yaparsın. Harita çok sıkışır diyor da. O yüzden. Ya benim gözüm o küçücük ekranda görmüyor. Ben Melik Yiğit'i böyle burada görmek istiyorum. Ben değil mi? Ben aslında hepinizden yaşlıyım diye. Siz oradaki küçücük iş makinesini falan seçiyorsunuz. Ben Melik Yiğit'i göremiyorum falan yani. Ya değişelim. Yine yaşları değişelim. Ya. Ya zaten yaş falan değil hikaye. Ya bak, ben sizden gencim ama. Hocam zaten o işin makara kısmında, iğnenin deliğinden görür o da. Teşekkürler verdiğiniz için. Çok sağ olun yani. Böyle. Ha. Al, Melik tamam. Geldi. Tamam. İşte Melik abi. Melik bu. Evet. Melik şimdi merhaba bakalım. De yoldaş bence İsmet abiye. Yoldaş İsmet abiye. Söyle, Putin sana neler anlattı. Şimdi bence biraz önceki haritayı eğer tekrar verirlerse bence önemli bir şey var. Neyi tekrar vereceğiz? Haritayı mı verirlerse, istiyorsun? Şimdi tamam. Rusya Devlet Başkanı biliyorsunuz bir seçimden çıktı yeni. Ve bu seçimde sonra ilk ziyaretini nereye yaptı? Çin'e yaptı, Pekin'e yaptı. Şimdi niye Pekin'e yaptı? Ya bence esas mesele burada. Şimdi biliyorsunuz Batı'nın çok endişe ettiği bir durum var. Eğer Rusya ile Çin ittifakı uzun süreli devam ederse kendileri için en kötü şey olduğunu düşünüyorlar. Hatta Kissinger bunu çok net ifade etmişti.
Batı Amerika için en kötüsü Çin ve Rusya ittifakının kalıcı hale gelmesidir demişti. Şimdi buna mesela bu ziyaretten sonra Orta Asya'yı dolaştı. Bir iki ülkeye gitti Putin. Bunun Kore'ye gidiyor. Şimdi bunun da bir önemi var. Burası da nükleer güç, burası da nükleer güç. Yani dünyanın bir savaşa doğru, hatta bazı tarihçilere göre 3. Dünya Savaşı'nın başladığı bir dönemde Rusya'nın nükleer güç olan Kore, Çin ve İran'a da bu anlamda bir anlaşma var. Şimdi onu da tartışıyorlar. İran'da şu bu arama açıldı falan diye. O da doğru değil. Önümüzdeki günlerde o anlaşmayı da imzalayacaklar. İran'daki seçimden sonra imzalayacaklar. O konuda iki taraftan da resmi açıklama geldiği için söylüyorum. Diğer görseli verebilirsiniz. Şimdi bu ziyaret şundan önemli. Yani 3 tane nükleer gücün bir dayanışması söz konusu. Kore'nin özelliği ne? Kuzey Kore'nin. Kuzey Kore daha önce biliyorsunuz Amerika ile ciddi bir kapışmaya girdiler. Özellikle Japonya, Asya'da. Şimdi bu kapışma sırasında Amerikalılar ders vermeye kalktılar. Kore şakası olmadığını ve Amerika'ya saldırabileceği noktasında bazı tavırlar sergiledi. Ve son görüşmeden değil mi? Evet. İşte o iki ay önce yaptığımız şeydeki görüşme. Evet. Peki şimdi 24 yıl boyunca niye gitmedi de 24 yıl sonra o grafiği grafik demişim. O görsel var ya, ilk verdiğiniz görsel, o güzel, o manşetli. Onu bir verebilir misiniz dostlar? 24 yıl sonra niye Kuzey Kore'ye gidiyor? Vallahi şu aşamada yani dünya çok ısındı. Ne anlayacağız? Bir savaş planı mı var? Yani ısındı ve buna göre caydırıcı bir güç oluşturuyorlar. Yani bu savaşı önlemenin birkaç yolu var. Bir, Amerika'yı, çünkü sorun şu, dünyada bütün savaşlar nasıl çıktı? Yani Birinci Dünya Savaşı bir anlamda Osmanlı'nın parçalanması amacıyla. İkinci Dünya Savaşı, Almanya dedi ki ben güçlüyüm ve yeni yerler talep etti. Bundan çıktı. Şimdi Amerika şu anda abi, Batı basını Putin ve Kim'i böyle resmetti diyor. Evet. Şimdi Batı medyasında yer alan görseller böyle. Burada ne demek istiyor Batı medyası? Kalbede çevirmiş yani ikisini. Kalp değil mi? Şöyle jimi hareketiyle şey yapalım mı? Yakından görelim. Bilgisayar kesiyor. Şu kalbi kalp, falan. Kalp, kalp. Niye böyle bir görsel sunuldu? Duvardan kalp fışkırıyor. Niye peki? İşte birlikteliği isim gelecek bir kalp işareti koymuş. Yani ikimiz koymuş. Bir fidanın güller yırtan dalıyız diyor. Yani burada bence asıl dikkat çeken önümüzdeki o savaş sürecinde ve savaş tamtamlarının çaldığı bir dönemde bu üç ülkenin özellikle Çin ve Kuzey Kore'nin Rusya ile beraber benzer bir dostluk sergilemesi veyahut da bir yakınlık sergileme olayı bence Batı özellikle Amerika'ya caydırıcı bir tavır sergilemek açısından son derece önemli. Ve ben bunun yani çelik çomak oynamayacaklar. Şöyle, eğer şey yaparsa çok ciddi bir savaş gündeme gelebilir. Fulya. Evet. Şimdi bir dakika, bir Abdülkadir Selvi'yi dinleyelim. Buyurun. Bir şey. Şöyle, Fulya, o kalbin içinde bir de Çin Devlet Başkanı Xi'nin olması gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Putin Çin'den beklediği desteği alamadığı için hatırlarsanız Lavrov Pekin'e kadar ulaşmıştı, uçağını geri çevirmişti. Ancak Çin'in tavrında bir değişiklik oldu. Bir, savaş uzadı ve Rusya yenilmedi. İkincisi, Çin'i de Tayvan'la savaşa sokmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine dikkat edin, yeni bir eksen oluşuyor. Yani Putin bir eksen oluşturuyor Çin ve Kuzey Kore'yle. Kafkasya'da Türk Cumhuriyetlerini de ziyaret etti. Doğru, ama ana eksen Rusya, Çin ve Kuzey Kore. İsmet abinin de söylediği gibi üçü de nükleer güç olması çok önemli. Ve Putin sürekli olarak nükleer silah kartını masada tutuyor. Onu ileri sürüyor. Burada eğer Çin ve Kuzey Kore'den Putin beklediği desteği alabilirse, bir eksen oluşturabilirse, bundan sonraki aşamayı artık Biden'ın düşünmesi gerekiyor. Çünkü şu ana kadar işte Rusya yenilemedi. Tam tersine bir süredir Rusya üstünlük sağlamaya başladı sahada.
Ve en korktukları şey, Çin'i tehdit etmişlerdi. Rusya'ya destek verirsen biz sana yaptırımlar uygularız diye. Şimdi Çin bu yaptırım tuzağına düşmedi. Hatırlarsanız bir yıl önce Kuzey Kore Devlet Başkanı şeydeydi, Kim Jong, Rusya'daydı. Putin ona şimdi cevap veriyor ama İsmet abi değindi. Fakat biraz daha onun üzerinde düşünmek gerekiyor. Bir ay önce 17 Mayıs'ta Putin Çin'deydi ve Pekin'de, Pekin'in, Çin devletinin en onursal, en önemli misafirlerinin ağırlandığı mekanda ağırlandı. Yasak şehrin yanındaki bir mekanda ağırlandı. Sembolik olarak Putin ve Rusya bizim için önemlidir mesajı verildi. Ardından bu Kuzey Kore ziyareti geliyor ve bence yeni bir eksen oluşuyor. Bu eksende daha nükleer silah bulunduran ülkeler Batı'ya karşı bir dayanışma içerisine giriyorlar. Bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ben Abdülkadir abi bir ekleme yapayım. Biraz buyurun. Böyle felaket tellallığı gibi olacak ama Aleksandar Vučić, bu Sırbistan Cumhurbaşkanı. Şimdi onun bir röportajı var. Çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, muhtemeldir ki büyük bir savaşa sadece 3-4 ay kaldı. Savaşı durdurmaya çalışan kimse de yok. Gerçek bir felaket adım adım yaklaşıyor. Bu birkaç gün önce söylediği şey. Tekrar edeyim, muhtemel büyük bir savaşa 3-4 ay kaldı. Savaşı durdurmaya çalışan hiç kimse yok. Gerçek bir felakete yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu da Putin'in Balkanlardaki en büyük müttefiki. Evet, yani biraz böyle hani böyle kötü şeylerden bahsetmek belki doğru değil ama olasılıkları da konuşmakta fayda var. Bunun yayılabileceği tehlikesine Sayın Hakan Fidan da dikkat çekti en son konuşmasında. Yani bu işler çözülemezse, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden başlayan hazırlık, tahkim. Mesela Viktor Orban da diyor ki Kasım ayına kadar bir büyük savaş, bölgesel büyük bir savaş çıkma olasılığı var diyor. Çünkü Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'yı vurmasına izin veren bir karar aldılar. Şimdi burada zaten her şey oradan başladı. Evet. Ya şey de şu Küba'yı Kuzey Kore'ye birlikte okumak lazım. Hani Rusya ile Amerika doğrudan bir sıcak savaşa girer mi? Asla. Ben hep söylerim. Belli olmaz bu işler. Şu an için öyle bir hava yok, evet. En azından. Ama Rusya ile Amerika soğuk savaş her daim var. Bir satranç bu. Şimdi mesela Küba olayı Amerika'nın işte o G7 zirvesinde 280 milyar dolara el koyma hadisesinden sonra daha da anlam kazanmaya başladı. Niye? Bu bir satranç. Hamlesine hamleyle karşılık veriyorsun. Mesela dikkat et, Putin ilginç bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Aynen şuydu açıklaması. Ukrayna'ya destek vermeye devam ederseniz dedi. Ki bu hani para desteği ve silah desteği birlikte değerlendirmekte fayda var. Dünyanın devam ediyor. Bak, Ukrayna'ya destek verirseniz diyor, dünyanın dört bir yanındaki müttefiklere benzer silahlar sağlayarak karşılık vereceğim diyor. Kim müttefikleri? Küba, Venezuela. Venezuela, Küba, Kuzey Kore, Vietnam. Aslında hani bunların ihtiyacı da yok zaten. Heh. Yani Amerika'yı doğrudan vuracak şeye, silaha sahipler, nükleer silaha da sahipler. Yani bence sırf nükleerden öte bir blok, bir pakt, evet, oluşuyor. Ve o paktın içerisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Aslında Amerika'nın okuması gereken. Mesela geçtiğimiz ay şu şey var ya, Temiki Vetere nerede çekilmiş dedin. Videoyu mu? Evet. Bir nükleer kalkan oluşturuluyor. Kim? Mesela Rusya bir ziyarette bulundu o zırhlı treniyle. Orada doğrudan götürdükleri yer, işte şu anda zaten el sıkıştıkları yerin şeyi. Video vardı. Voskhodin diye. Voskhodin Rusya'nın en doğu sınırındaki bir şey oldu. Orada bir Putin'in katıldığı bir toplantı oldu. Uluslararası işte toplantı. Uydu fırlatma istasyonu. Rusya'nın en kritik istasyonu. Hı hı. Oraya götürdü. Oradan iki ay sonra
Kuzey Kore ilk casus uyduyu attı. Söylediği de o. 2024'te 3 tane de atacağız dedi bu yıl içerisinde. Rusya'dan evet. aldığı destekle. Teşekkür etti. Zaten bu o ziyaretten yapılan bir görüntü ve VTR bir kare. Hı hı. Aynı zamanda Amerika'da geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de 2 kişiye ve 3 tane firmaya de yaptırım uyguladı. Niye? Rusya'ya silah anlamında destek veriyorsun diye. Aslında Kuzey Kore bunu saklamadı. 6700 konteyner diyor. Evet, görüntüler geliyor. Ha, işte bak o... Hocam gelebilirsiniz böyle, buyurun. Mesela iki dil vardı bizde askeri lisede, ikinci dilim Rusçaydı. Artık unuttuk ama şu şeyde o Vostolin'de yazıyor işte oradaki o... Bu bahsettiği... NATO konseptinde miydi hocam? Bilinmez. Şimdi burada o bahsettiğim işte bak uydu fırlatma istasyonu. Burada Kuzey Kore ile bir takım anlaşmalar yapılmış. Şimdi aynı şekilde Amerika'da Kuzey Kore ile dediğim gibi yaptırım uygulayacak bir noktaya işi getirdi. Sebep de Ukrayna Savaşı'nda Kuzey Kore'nin Rusya'ya vermiş olduğu silah destek. Mesela top mermisi. Yine Rusya'nın ihtiyacı talebinde bu ziyarette görüşülecek denilen konular. Keza bazı özel menzilde ve işte bir takım farklı menzillerde, farklı türlerde mühimmatın yine bu görüşmelerde dillendirileceği söyleniyor. Şimdi burada aslında hani Kuzey Kore, hemen ardından Vietnam, işte Küba. Aslında Rusya şunu söylemek istiyor. Eski döneme geri dönüyoruz demeye getiriyor. Yani o blokların, paktların oluştuğu bir süreç yaşanıyor. Asya paktı canım, Avrasya diye özetlenen bir şey, gelişme yaşanıyor. Ha şimdi Amerika buna yani bu yaptırımlarla vesaireyle mi karşılık verir? Amerika'dan bir karşı hamle gelir mi? Bekleyeceğiz ama burada ben Çin'in hani pozisyonunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Mesela Çin Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda bir kritik açıklama yapıldı ama bu açıklama neredeyse pek gündem oluşturmadı. Evet. Açıklama aynen şuydu. İsmet Bey'le de arada konuştuk. Diyor ki Savunma Bakanlığı, Amerika veya NATO Rusya'ya saldırırsa veya saldırmaya karar verirse Çin her yere askeri müdahaleye hazırdır diyor. Hı hı. Bu çok önemli bir çıkış. Yani Türkçesi. Ki biz bunu aslında şeyde de gördük. Amerika uçak gemisini getirdiğinde Filistin katliamına başlamadan. Tabii. Hemen Basra'da Putin, tatbikat yaptı. Rus ve Çin ortak. Ve Putin şunu söyledi. Kinzhal füzelerin menzilindesin dedi. Sakın bunu tehdit olarak algılama. Sadece ikaz ediyor. Karadeniz'de uçurmaya başladı. Devriye çıktılar. Ve hemen akabinde Çin gene benzer bir açıklama yaptı. Amerika'nın dedi bu şeyi hamlesini takip ediyoruz dedi. Bu arada tabii Çin'in de mesela en üst düzeyde Gazze konusunda tavır alması da çok kritik bir gelişme. Bak Sayın Fidan'ın Çin'e yaptığı ziyaret bana göre çok, çok son önemli. Ayların kesinlikle. En önemli ziyaretlerinden biri. Kesinlikle. Sabot etmeye kalktılar yalnız. Ve, o da dikkat çekici. Ve Blinken zorla geldi, getirdi kendini. Hani Xi'nin gitmedi mi bu adam, ne zaman gidiyor diye tavrını unutmayalım. Evet. Ama aynı Çin Sayın Fidan'ı davet etti. Evet. Gelin görüşelim diye. Fark o. Moskova'daki Putin'le görüşme de çok önemli. Çok kritik. İki tane önemli görüşme peş peşe. Mesela 3-4 Temmuz aklımda kalan Astana'da bir ziyaret, bir kritik. Şangay İşbirliği zirvesi var, liderler zirvesi var. Sayın Cumhurbaşkanı da muhtemelen katılacak. Katılacak ve Sayın Putin'le de belki görüşme orada ihtimali olacak. Orada dedi, belki de yok, görüşeceğiz dediler yani. BRICS, hani son anda iptal olmaz. Görüşme olacak. BRICS'le ilgili de Putin'in Türkiye'nin katılması bizi memnun eder ve destekleriz dedi. Destek veririz dedi. Yani aslında şunu görmekte fayda var. Muhtemelen Çin'le de görüşmüş olabilirler BRICS'i. Ben kuvvetli ihtimal görüyorum onu da. Burada aslında şunu görmekte fayda var. Yavaş yavaş bloklar oluşmaya başlıyor. İşte burada hep el yükselterek yürüyen süreç. Az önce Melik'in ifade ettiği Vučić'in dediği noktaya gelir mi? Yani 3-5 ay sonra diyor bir büyük savaş çıkacak diyor. İşte endişeleri arttırmadı mı yani? Şimdi Kore'ye ama güç, gitmesi, bakın Fulya, son zamanlarda şimdi tabii askerlerin yanında bizim görüşmemiz pek şey olur ama savaşı orada önlemenin söylüyor. Yollarından birisi de caydırıcı bir kuvvet oluşturmaktan geçiyor. Gazze'de eğer bölge ülkeleri caydırıcı bir kuvvet oluştursaydı mesela Gazze'de İsrail böyle saldıramazdı. Şimdi mesela bir daha seslen Melik abi. Bu yoksa ittifak oluşursa belki savaşı da önlerler. Zaten ben bunun caydırıcı olacağını Yoldaş düşünüyorum. Yoldaş İsmet abi orada şöyle. Yoldaş İsmet abi de buraya verir misiniz? Şimdi orada Vučić'in
Vučić'in söylediğinde önemli olan şey şu. Diyor ki 3-4 ay sonra diyor hani büyük bir savaş, dünya savaştan bahsediyor. Bu savaşı durduracak bir güç yok diyor. Asıl problem orada. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'yla biz İspanya İtalya dönüşü, Sayın Cumhurbaşkanı da BM'nin caydırıcı bir güç olamayışından bahsetti. Hatta şöyle dedi. Yani BM'den bir karar çıkıyor. O karara uyulmuyor. Eğer BM Güvenlik Konseyi üyeleri kendi onurlarına sahip çıkmak istiyorlarsa bu yük onların omuzlarındadır. Yani bunu İsrail Gazze özelinde söyledi ama sonuçta Rusya-Ukrayna özeline de bunu yapabiliriz, uyarlayabiliriz. Genel anlamda dünyada bu tür şeyleri, savaşları durdurabilecek ya da ateşin daha da yayılmasını önleyebilecek küresel anlamda kurumlar iflas etti. Bakın Sayın Hakan Fidan aylar önce buna dikkat çekmişti. Buluşmamızda şahane bir analiz yaptı. Şahane. Dedi ki eğer bu uluslararası kurumlar, uluslararası hukuk caydırıcı olamaz ise bunlar iflas eder ve bir takım bölgesel birliktelikler başlar. Ama o bölgesel birlikteliklerle birlikte de bölgesel savaşlar ve yıpratma savaşları başlar. Hatta o yıpratma savaşı tabirini geçen gün bir daha kullandı. Dolayısıyla burada mesele ben Vučić'in bu açıklamasında benim dikkatimi çeken 3-4 ay sonra böyle bir ihtimalden bahsediyor. Ona kalırsa çıkacak ama ben hani yumuşatayım böyle bir ihtimalden bahsediyor. Bunu durduracak hiçbir güç ya da ülke yok demesi. Asıl problem orada. Dolayısıyla Yoldaş İsmet abinin söylediği şeyde doğru olan şey şu. Evet Amerika NATO üyesi ülkelerden ittifaklar kuruyor. Doğal olarak Rusya'da kendi müttefiklerini kurma, oluşturma çabasına giriyor. Yani Kore ile yapıyor bunu, Çin ile yapıyor bunu, Vietnam'la yapacak bunu. O da boş durmayacak tabii. Ve dolayısıyla yeniden biz böyle iki kutuplu bir sisteme doğru gidiyoruz. Melik yalnız orada bir şey hatırlatayım. Kıvılcım ya inşallah olmaz da kontrolden çıkma ihtimali de var. Son Avrupa'da parlamento seçimlerinde ortaya çıkan manzara kartların yeniden karılmasına yol açabilir. Yani şimdi bu evet bir de dünya savaşı o manşeti atalım mı? Dünya savaşı öncesi yazmış zaten İrem. Putin savaş planı için mi gidiyor? Dünya savaşı öncesi son hazırlıklar mı? Endişe verici bir durumda söz konusu yani. Evet biri çok. Bir ittifak. Şimdi burası Amerika'ya daha yakın değil mi? Böyle artık herkes şöyle bakarsak Japonya'ya en yakın müttefik şu an. Kendi safını belirliyor. Bir işte güç birlikleri yapılıyor. Dünya bambaşka bir yere gitti. Her tarafta savaşlar var, ateş çemberi. Ülkelerde bazı ülkelerde güç birliği içinde işte Rusya, Çin'le, Kuzey Kore'yle onunla bununla bir ittifak peşinde. Ama şimdi işin içinde Kuzey Kore girince abi yani Kuzey Kore ya bu. Bu arada en merak ettiğim ülke. Melik abi acayip merak ediyorum ya. Kuzey Kore'nin ama Kuzey Kore mesela başka ben de çok ben de Kim Jong-un'u merak ediyorum Fulya. Nereye? Sen ben mi? Kim Jong-un'u da merak ediyorum. Evet. Abi herkes aynı saç modeli. Onunla oturup bir kahve acayip içmek isterdim. Acayip bir kafa ya ülke değil mi? Ben açıp abi YouTube'dan en çok izlediğim video ne diye sorarsam bunlar. Abi Kuzey Kore videoları izlerim. Yani diyorum ki bunlar nasıl insanlar ya? Nasıl bir ülke? Nasıl bir yaşamlar? Vallahi açıp açıp izliyorum abi YouTube'dan. Geçenlerde bir arkadaşım gitti. Aynı saç modeli. Gitmiş. Kesim günleri aynı orada falan. Orada başkente gitmişti. Başkentte bir şeye götürmüşler çocuk. Kuzey Kore'de mi? Evet evet. Ya diyor sanki bir ülke çocuklar için kurulmuş gibi bir ifade kullandı. Yani böyle çok kalabalık bir şekilde çocuklar işte kimisi piyano, kimisi şey sosyal faaliyetler falan bir çocuk şehri falan diye anlattı da tabii o işin bana başka Kuzey tarafı. Kuzey Kore ya yani. Ama şey bakın sağında sonunda İsmet abimizi Kore'ye götür. İsmet abi girebiliyor muyuz? Ya Kore gidiyor birçok arkadaş gitti geldi. Kim gitti mesela? Gazeteci arkadaş. Çok merak ediyorum. Gazeteci arkadaş. İsmet abi bizi de götür. Melik abi çekim falan nasıl yapılamıyor ki? Hayır götürüyor canım hiçbir şey yok. Melik'in fantası kimde? İzin aldık kahve içecek. Hiçbir şey yok. Onlar
Bir Türkiye'ye yanılmıyorsam Bulgaristan Büyükelçiliği bakıyor. İdi. Son durum nedir bilmiyorum. Türkiye'de temsilcilik de açtılar. Bizim, Bulgaristan sorumlu. Hulya bizim vizemiz... Bizim vizemiz yoldaş İsmet abi. Merak etme, sana vize alırız. İsmet abi, bak bir şey söyleyeceğim. İran'da bir takım yardımların oldu yani. Kuzey Kore için de gir devreye. Bir görelim şu Kuzey Kore'yi. Yoldaş İsmet abi.